Evet, günaydınlar arkadaşlar. Şu köşede evim var. Yürüyerek işime gidiyorum. Böyle 500 metre falan arası var evimle iş yerimin. Hep hayalim buydu. O kadar güzel kar yağıyor ki. O yüzden hiç böyle yürüyerek gitmek istedim. Çünkü biraz tembellik yapıyorum. Çok yorulduğum için akşam dönerken. Böyle kısacık mesafeyi bile şeyle gidiyorum, arabayla. Yıllar sonra böyle oluyor tabii. Şöyle evimin hemen önünde bir okul var. Şurası okul, şurası cami. Ve bayılıyorum. Yıllarca Eskişehir soğuk bir yerdi ama böyle hep ayazdır. Böyle lapa lapa kar bekledim. Bugün gece akşamdan beri yağıyor. Ve ben çok mutlu oluyorum ve kara şey diyor, mutluluk yağıyor. Ağaçlara bakın. Burası yeşillik, çok yeşillik bir yer olduğu için, her yer ağaç olduğu için o ağaçlarda masal gibi duruyor kar. Çok güzel arkadaşlar, bayılıyorum. Lapa lapa oldu şimdi, az önce böyle biraz dolu gibiydi. Mesela Eskişehir'de böyle hep kum gibi yağar. Hep bu lapa lapa yağmasını özlerdim. Çok güzel yani. Bıraksanız burada dolana kadar durabilirim. Şöyle göstereyim, ağaçlarda hele. O kadar güzel duruyor ki. İş yerime de az kaldı. Şu karşı binanın altında iş yerim. Evet, meşhur kargalarımız arkadaşlar. Şurada ağaçta bakın, meyve gibi. Ben onların sesi bile beni mutlu ediyor. Doğayı seviyorum, hayvanları seviyorum. Burada çok var. Burada bir de insanlar arkadaşlar. Hayvanlara mutlaka yiyecek içecek verir. Yani bırakmaz. Bazı yeni nesillerde şey var arkadaşlar, hayvanları istemiyorlar bina içinde falan. Kışın ne yapsın, ölsün mü hayvan? Şimdi bakıyorum, herkes azıcık gizli gizli bir şeyler veriyor, bir şeyler yapıyor. Veriyoruz yani, çünkü vermeliyiz. Dünya sadece bize ait değil. Ve onlar olmazsa hiçbir anlamı yok. Bakın şunların uçup ötüp uçması bile beni mutlu ediyor. Bakın onlar da bir yaşam mücadelesi veriyor. Ve kar çoğaldı. Ben daha çok mutlu oluyorum her karın çoğalmasında. Arada size çöp bidonlarımızı da çekiyorum. Şöyle şu binanın ön tarafı ana cadde. Benim şehrim. Düzce'de böyle yerel. Önceki evler de böyle bahçeli vardır. Benim en çok sevdiğim. Hep onları müteahhitler alıp büyük binalara çevirdiğinde üzülüyorum. Çünkü çocukluğum böyle bir evde geçti. Bu evlerin bahçesinde gece yarılarına kadar oynadığımız için hep üzülürüm yani. Evet. Şurada hep bahçeli evler. Burası hani Düzce merkez ama böyle çok güzeldir. Hani eski o şey evler hep halen devam ediyor yani. Evet, ana caddeye çıktık arkadaşlar. Şu ağacı çekmeliyim size. Hemen iş yerimde şu diğer ağacın arkası. Çok şiddetli. Eskişehir'de arkadaşlar mutlaka sabahın köründe çalışanlar başlar. Müthiş çalışır oranın belediyesi. Kapı önlerimiz geldiğimizde hep açık olur. Ne yazık ki burada henüz onu yapmıyorlar. Gördüğünüz gibi şimdi geldik. Her yer kar, birazdan açacağız. Meslektaşlarımın hepsine hayırlı, huzurlu, helal, bol kazanç diliyorum. Evet, benim de ekmek teknem burası. İşimi ve iş yerimi seviyorum. İnsanları seviyorum, kaba olmadıkları takdirde. Bugün bol bol kar yağsın istiyorum arkadaşlar. İzlemek istiyorum iş yerim penceresinden. Şöyle göstereyim. O kadar güzel ki araçlar da daha hızlı geçecek ve inşallah keyfini süreceğiz. Aklıma gelmişken arkadaşlar 25-27 Ocak'ta 3 gün dolu dolu eğitim düzenliyorum. Gelecek arkadaşlar var bayağı uzak noktalardan. Katılmak isteyen olursa kuaför olup, yani sıfır bir insan üzerinden değil de kuaförlük mesleğinde olup biraz zorlandığı noktalar olan,
bu meslekte yeni başlamış ya da eksik hissettiği şeyleri olan arkadaşlar gelirse buraya girecek, 3 günün sonunda döndüğünde bomba gibi işler çıkaracak. Müşteri karşılamadan, onun karşısındaki duruştan, kullanılan bütün ürünlerin sonuçları şeyi, müşterilerin isteğine göre bir günlü makyaj olarak da kızım eğitim verecek. Çok çok şey bir meblağ değil, uç bu meblağ değil. Şimdi bana iş yeri telefonumdan ararsanız yanıt alırsınız. Bence bu fırsatı kaçırmayın, çünkü daha ileride farklı projelerim var, böyle bir şansınız olmayabilir. Bununla ilgili de bilgi vermek istedim. Videolarım arkadaşlar, izlenme oranı çok yüksek. Yorumlar geliyor az, yorumlara göre devam ediyorum. Ne istiyorsunuz, ne yapmamı istiyorsunuz, ona göre elimden geldiğince çekimler yapmaya çalışıyorum. Mesela perma çekmek istiyorum. Perma denk gelmesi lazım. Kış olduğu için biliyorsunuz, permayı çok isteyen olmasa değil, her gün yıkanıp köpüklenmesi gerektiği için. Yorumlar yazarsanız, şimdi bazı arkadaşlar var, gerçekten çok iğrenç yorumlar yazıyorlar. İnsanları kırmadan, incitmeden, bu benim orada oturan müşterim de olabilir, yazarsanız daha iyi olur. Çünkü kötü söz sahibine aittir diye düşünüyorum. Kötü söylediğiniz sözler beni küçültmüyor. Sizin ne kadar kalitesiz, basit bir insan olduğunuzu gösteriyor. Lütfen bunu unutmayın, bu şekilde yapan arkadaşlar. Ben gerçekten çok güzel size cevap verebilirim ama o zaman sizden bir farkım olmayacağını düşünüyorum. O yüzden açıkçası muhatap olmuyorum çoğu zaman. Bunu dikkate alırsa o tür arkadaşlar, sevinirim. Yoksa ben istersen bir yorumunuzu da kaldırabilirim. Özellikle kaldırmıyorum. Çünkü herkes sözleriyle, davranışlarıyla kendini temsil ediyor. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.